Yaz kızım ben Hesna Şener. Bir hüsna insan Hasan Feyzi Yüreğil'in yüreğinden, Bediüzzaman'ın sözlerinden, Rabiatül Adeviye'nin rahminden çıkmışımdır. Kulluğum kusurludur ama namaz aşığı Aşk hafızıyımdır. Rabia'nın tezgahında aşk, Hafız Ali Ergün'ün rahlesinde şefkat dersi almışımdır. Ben Hesna Şener, bir hüsna insan, bir seyide kadın, Güller şehri Isparta'nın Senirkent ilçesinde dünyaya gelmişim. Gönlüm Ravza'dan raihalar taşır. Gülü Muhammedi'de aleyhissalatü vesselam açan bir goncayımdır. Ben Bediüzzaman'ın duası, babamın rüyasıyım. Babam alay müftülüğü yapardı. Mazlumların masumların halini görünce hesnam hakim olsun, mazlumların elinden tutsun deyip beni okuttu. Okudum, Türkiye'nin ilk kadın hakimi oldum. Bir kalbe iki sevgi sığmaz deyip evlenmedim. Annem akile kalp ehli bir hanımmış. Uyusun da büyüsün, asrın rabiası olsun diye beşiğimi sallamış. Rabia'nın kalbine düşmüşüm. Bir kalbe iki sevgi sığmaz deyip hiç evlenmeyen Rabia'nın kalbinden düşmüşüm dünyaya. 1942 yılında Denizli'ye hakim olarak atandım. 1943 yılının Eylül sonlarıydı. Güneş yıldızları peşine takarak Denizli'ye indi. Bediüzzaman sahabeleri hatırlatan yıldız talebeleriyle hapishaneyi saman yoluna çevirdi. Yusuflar saman yolunu doldurdu. Zindan nurlar içinde kaldı. Denizli, denizli olalı böyle bir gün görmemişti. Adalet ya Resulullah aleyhissalatu vesselam. Ankara'dan emir geldi. Bediüzzaman ve talebelerini idam edin denildi. Üç kişilik heyet kuruldu. 12. duruşma yaklaşırken hakimlerden birisi hastalandı. Beni atadılar. Hakimler toplantısı yapıldı. Üstad'ı pervasızca savundum. O ilme hakikat sahibi bir zattır. Duvarın arkasını görür. Beraat vermezsek vicdanımızı ve mesleki haysiyetimizi çiğnemiş oluruz dedim. Polis Süleyman kapıda göründü. Göz göze geldik. Beni Bediüzzaman gönderdi dedi. Bir anda ortam buz kesildi. Ortadakiler adeta donup kaldı. Bu ne güzel tevafuk böyle Allah'ım. Hüngür 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 ağlamaya başladım. Anlat dedim anlat o ilmi hakikat sahibi zatın ne dediğini. Öyle şeyler anlattı ki kimsenin konuşacak mecali kalmadı. Mahkeme günü geldi. Üstad halkı duruşmaya çağırmış. Duyan geldi, mahşeri kalabalık oldu. Üç bin melek misal kişi binayı doldurdu. Yıkılacak sandık, mecbur kaldık, bir kısmını çıkarttık. Babam beni bu günler için yetiştirmişti. Nuri Efendi'nin kızına yakışanı yaptığım beraat verdim. Bu kıyamete kadar açılacak davalara emsal teşkil etti. Bekir Berke kapı açtı, hapishane kapıları açıldı. 25 Eylül 1943'te baş başlayan hapiz sona erdi. Biraz rahat giyinirdim. Memuriyet dolayısıyla tesettüre riayet edemedim. Bunu dert ederdim. Tesettür Risalesine beraat verince biraz rahatladım. Risale-i Nur'da bahsedilen şefkat kahramanları arasına girdim. Üstad 1950'lerde akrabam Ali İhsan Tola ile selam göndermiş. O gün denizli sıcaktı. Ali odaya girdi çekiniyordu. Gel bakalım koca nurcu dedim rahatladı şaka ve iltifat yolu sen de nurcusun dedi öyle ya ben risaleye berat vermekle en büyük nurculardan olmuştum adım Hafız Ali ve Hasan Feyzi'nin yanına altın harflerle yazılmıştı Ali dile geldi Üstattan selam getirdim. Sırf seni görmek için beni Denizli'ye gönderdi. Manevi evladım Hesna'ya selam söyle dedi. Deyince darmadağın oldum. Kendimi tutamadım, ağlamaya başladım. Aman yarabbi asrın en büyüğü, en bedisi, en güzel adamı manevi evladım diyor. Yarım saat sonra Ali ayrıldı, çarpılmıştım. Eve gittim, içime çekildim. Kimseyle görüşmedim, 8-10 gün işe gelmedim. Keşke babam beni köyümüzün çobanına verseydi de dinimi, müslümanlığımı yaşasaydım. O mübarek üstadım bizi bu tesettürsüz halimize kabul eder mi ki?'' Ali üstadıma gitmiş, durumu arz etmiş, üstadımız çok sevinmiş. Ben onun ismini Gavsların kutupların yanına yazdım. Onlarla beraber dua ediyorum. Erkekler korktu ama o kendisini ortaya koyarak Kur'an davasına taraftar çıktı. Yarın mahşerde Kur'an ona şefaatçi olacak. İnşallah bu hizmeti onun kurtuluşuna vesile olur. Ne o? Hesna tesettürsüz diye darılıyor muydun? İşte tesettüre riayet etmiyor dediğin Hesna hanım tesettür risalesini de beraat ettirdi. Es sebebü kel fail sırrınca sebep olan yapan gibidir. Bütün sizin kazandığınız haseneler, sevaplar tamamen ona da yazılıyor. İşte bütün hasene o beğenmediğiniz Hesna'nın şecaat ve cesareti de oldu. Canım üstadım benim. Hafız Ali ve Hasan Fey gibi benim canım da sana feda olsun dedim. Risaleleri okuyunca üstadım gibi duvarın arkasını görmeye başladım. Erkeklerin korktuğu davada kendimi ortaya koyarak Kur'an davasına sahip çıktım. Adil hakime ünvanını aldım. İsmim Gavsların, kutupların yanına yazıldı. 22 Temmuz 1975 tarihinde dünyadan hicret ettim. Üstadımın, Gavsların, kutupların yurduna gittim. Allah ben de Adil ismini tecelli ettirmişti. Görev başında vefat ettim. Kış günlerinde savaş tehlikesinde sınırda nöbet tutan asker gibiydim. Hakkın, hukukun ezildiği, zulmün kol gezdiği, 5. Şua'daki ahir zaman hadiselerinin geç gerçekleştiği bir dönemde adalet başında vefat ettim. Hemşerilerim cenazemi Senirkent'e götürmek istediler, gitmedim. Üstadımla Denizli'de tanışmıştım. Artık memleketimde Heketim Denizli'ydi. Oraya defnedilmem gerekirdi. Denizliler de öyle düşünmüşler ki beni bırakmadılar. Büyük bir törenle üstada uğurladılar. Üstadı görmüş bedenimi asri kabristanına bıraktılar. Hafız Ali ve Hasan Feyzi'den sonra ardımda hüsna bir ses bırakarak Denizli toprağına düştüm. Toprak adildir unutmaz. Sultanlar unutulur da adil olanlar unutulmaz. Ben de unutulmadım. Risale ile dünya tarihine geçtim ve selam.